Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir başka din mensuplarının yaptığı böyle bir uygulama olmuş mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buna tepkisi nasıl olmuş olmuşsa da. Şimdi bununla alakalı birçok hadis-i şerif karşımıza çıkıyor. Zaten efendimiz aleyhisselam'ın hayatını araştırdığımızda en önemli tarihi faktörümüz yani tarihi kaynağımız hadis-i şeriflerdir. Yani hadis-i şerifler muvacehesinde o gün hangi olaylar yaşanmış ve efendimizin tepkisi buna ne olmuş? Bu dini mübini İslam için çok önemlidir ki malumunuz ayet-i kerimede e, لَغَدْ كَانَ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Yani sizin için o Allah'ın Resulü'nde en güzel örneği yarattım. Hakikaten baktığınız zaman İslam tarihinde günümüzde yaşamış olduğumuz hemen her şeyi görebilmek ve bulabilmek mümkündür. Dolayısıyla hadis-i şeriflere de baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın böylesi bir günle alakalı verdiği tepkileri açıkça görebiliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden hadis-i şerifte buyuruyor ki Kademen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem El Medine. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye ayak bastığı zaman da Ferayel Tesumu Yevme Aşura. Aşure gününde oruç tuttuklarını gördü diyor hadis-i şerifte. Yani Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye ayak bastığında Yahudileri oruçlu halde buldu. Özellikle Aşure gününde. Ve sordu Efendimiz Aleyhisselam, e, bu neden sebeptir? Yani hangi sebeple oruç tutuyorsunuz? Galiba onlar dediler ki, Hazze yevmu salih, bu salih önemli bir gündür bizim için. E, ve diyor ki Heze yevmü necallahu beni İsrail. Beni İsrail Allahü Teala min zulmi firavun veya aduvihim başka bir ifadeyle düşmanlarından firavunun zulmünden Allah'ın Musa aleyhisselamı ve kavmini kurtardığı gündür. İşte bu sebeple fesamehu Musa bugün Musa aleyhisselam oruç tutardı buyuruyor. E, yani bugün oruç tutardı diyorlar Efendimiz aleyhisselama. Efendimiz aleyhisselam da buna mukabilen buyuruyor ki ve ene ehakku bi Musa e, minküm feshamehu ve emara bisiyamihi. Buyuruyor ki sizden kardeşim Musa adına sevinme noktasında bu orucu tutmaya ben daha layık. Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla burada bir örnek görüyoruz kendimize. Bakın e, ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların bir ameli söz konusu. Fakat amelde bir isyan var mı? Yok. İçki gibi, alkol gibi veya ne bileyim e, bir takım işte kumar gibi, kadın erkek karışık bir ortamda eğlenme gibi e, aşırı bir durum var mı? Yok. Nasıl yapıyor? Oruç tutarak kutluyorlar. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tavırı hoşuna gidiyor. Dolayısıyla biz de bundan sonra bunu yapalım diye hem kendisi tutturuyor hem de ashab-ı kirama emir buyurdular. Bu hakikaten çok önemli bir husus. Fakat burada bir nüans, bir nükte ve ayrıntı noktası var ki... Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiği sene... Yani artık vefat hastalığı kendisine e, ulaşmaya başladı. O sene e, minberine çıkıp ashabına vaz ederken buyuruyor ki... Efendimiz Aleyhisselam e, bu zamana kadar... Biz bu e, Ashura orucunu bir gün tutuyorduk. Yani aşure günü oruç tutuyorduk. Yahudilerle biz daha kız diye Musa Aleyhisselam için sevinmeye. Fakat bugünden sonra Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Haliful Yahude fesumu yevmen gablehu ev yevmen ba'lehu. Bundan sonra diyor o aşure gününü yine tutun ama evvelinden bir günle beraber veya sonrasından bir günle beraber. Yani yine tutalım biz bu orucu ama onlardan bir farkımız olsun. Daha da fazlalaştıralım bu şekilde amelimize devam edelim. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın böylesi bir kutlamayı kendisinden önce yani İslam'dan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetinden önceki ümmetlerin yapmış olduğu fiiliyatı e, yaptığını tasvip ettiği halde şeriata yani dini mübini İslam'a aykırı olmadığı halde kendisinde yaptığını görebiliyoruz. Fakat bununla alakalı bir misal ve örnek daha vardır ki mecusilerle alakalı. Bir başka hadis-i şerif ki Enes bir Malik Radolan'dan rivayetle gelmiştir bu hadis-i şerif. Burada yine Efendimiz Aleyhisselam'a hitaben e, buyuruyor. Kademen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el Medine. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman. Ve lehum yevmen yel'abun. İki gün vardı ki diyor e, orada bulunan Medine ahalisinde Ebüs ve Hazreti kabilesi onlar malumunuz. Onlar için iki gün vardı ki bugün de e, yel abune oyun oynuyorlar, eğleniyorlar, bayram olarak kutluyorlar. Fihime o iki günü. Efendimiz Aleyhisselam sordu bu iki gün hangi sebepledir, niye kutluyorsunuz bunları? Dediler ki ya Resulallah cahiliye döneminden üzerimize kalan bayramlardır bunlar. Cahiliye döneminden beri kutluyoruz. E, bu bayramların isimlerini de Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifte e, belirtiyor. E, bunların isimleri de dediğimiz gibi Nevruz günüdür bir tanesi. Diğeri de Mihrican isminde bir gündür. Dolayısıyla bunların yapmış olduğu bu bayramlar Araplar da ticaret için sürekli İran coğrafyasına gidip gelmeleri hasebiyle bu bayramları onlardan kapmışlardır ya. Yani. Ee, İslam tarihi noktasını dediğimiz gibi ele alırsak daha geniş e, işleyebiliriz bu konuyu Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bu günleri kutlamayınız. allah Teala bu iki gün yerine size çok daha hayırlı iki gün bahşedecek, nasip edecek. Bakın direkt nehyediyor. Ee, sakın bu günleri kutlamayın. Yahudilere yaptığı gibi yani Yahudilerin oruçla beraber kutlamış olduğu o günde yaptığı tavır çok daha farklıdır. Mecusilerden gelme adeti Efendimiz Aleyhisselam ne heriyor? Sakın bu günleri yapmayın, terk edin. allah Teala bunlar yerine çok daha hayırlılarını size verecek. Bu hakikaten çok önemlidir ki bir başka hadis-i şerifte bunların da isimlerini zikrederek bu e, İdil Fıtr yani Ramazan bayramı Fıtır bayramıdır. Bir diğeri de İdil Duha şeklinde Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde rivayet ediyorlar. Fakat ondan sonra bir hadis-i şerif daha vardır ki çok ilginç. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, ''Müşriklere benzemeyiniz.'' hadis-i şerifinde. Ee, her kim diyor, e, Mihrican ve Nevruz'u kutlarsa Allahü Teala kıyamet günü o kavimlerle beraber haşredecek. Burada da kesin olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın engellediğini ve kutlanmasının yasakladığını yani kutlanmasının yasak olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın dahi buradaki tavrı hakikaten eğer bir müşrikten kalma adetse bundan katiyen sakınmaya yöneliktir. Dolayısıyla bizim de burada yapmamız gereken asıl hassasiyet budur. Dolayısıyla bu ince çizgiyi kaçırmamamız lazım ve buna göre hayatımızı idame ettirmemiz lazım diye düşünüyoruz. صلِّ على سيدنا